Düzce'de artan nüfus ile birlikte asayiş olayına polis ekiplerinin daha hızlı müdahale etmesi, vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün hayırseverlerin destekleriyle 34 yeni araç katıldı. Gördüğümüzün bünyesinde hizmet vermesi için atılacak bir ilk adımda bulunuyoruz. Toplantımızı hayırlı eyle yarabbim. Ekiplerimizin olaya gittiğinde olayı hem delillendirmesi hem kayda alabilmesi adına kamera sistemleri eklendi. Yaklaşık bir haftalık kayıt süresi söz konusu. Malum burada görünen kamera sistemimiz. Çelik kafes. Benim hacmimdeki, yani bayağı iri diyebileceğimiz. Enes'i konuşalım sen. Yani Enes'i tek başına, Allah Enes'i bile böyle karşılık bizi bırakmasın ama Enes kapasitesindeki iki tane insanı bu rahatlıkla muhafaza altına alınabilecek durumda. Anıt Park Meydanı'nda araçların faaliyete alındığı programda konuşan İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder şöyle konuştu. Sayın Valimizin riyasetinde birlikte güçlüyüz mottosuyla daha huzurlu bir Düzce için göreve başladığımız ilk günden itibaren vatandaşlarımızla beraber gerek suç önleme gerekse soruşturma faaliyetlerinin hizmet kalitesini her daim arttırmak, diğer taraftan bu hizmetleri yerine getiren personelimizin kullanmış oldukları araç ve gereçleri zamanın şartlarına uygun verimlilikte bir seviyeye taşıyarak emniyet hizmetlerine halkımızın duyduğu memnuniyeti en üst seviyeye çıkarma gayreti içerisinde olur. Hayırseverlerin destekleriyle 34 araca himayelerine kattıklarını belirten Düzce Valisi Selçuk Aslan da sözlerini şöyle sürdürdü. Düzce ilimizde göreve ilk başladığımızda bir nevi manifestomuzu da duyurduğumuz başlangıç hitabımızda asla taviz vermeyeceğimiz konunun kamu düzeninin sağlanması ve devamı idi. Bu noktada kolluk birimlerimizin teknolojinin tüm imkanlarını kullandığı imkan ve kapasitesinin güncel olması, kamu düzeninin devamı, devlet iradesinin sokaklara yansıması noktasında en önemli hususlardan biri olduğunu tespit ettik. Kuvvemizdeki araç ve ekipmanımızın bir kısmının yenilenmesi ihtiyacı tespiti çerçevesinde birçok konuda Düzceli hemşerilerimize güvendiğimiz gibi Türkiye'nin huzuru mottosuyla İçişleri Bakanlığımızın hareket tarzından esinlenerek Düzce'nin huzuru sloganıyla bizler de Düzceli hemşerilerimize yaslanarak onlardan aldığımız inanç ve güçle bu yola çıktık. Kampanyamızı başlattık. Mütevazi hedefimizi 50 araca kadar çıkarttık. Bugün 34 aracı kuvvemize kattığımızı duyurmak istiyoruz ki çıktığımız yolda kalan hedefimizde tamamlama konusunda hayırda yarışmayı biraz daha ete kemiğe büründürelim. Düzce modeli diyebileceğimiz bir ekip iki personelden oluşur ama en basit bir asayiş olayına dahi ekibimiz müdahale ettiğinde huzuru bozan fail aşırı güç kullanıyor ise birden fazla ekibe ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü gözaltına almak bazen iki polisi aşabiliyor. Ya da birden fazla fail suçlu var ise ister istemez birden çok ekibimizi oraya hasretmek zorundaydık.